Herkese öncelikle hoş geldiniz diyor. 2024 Haziran ayı olan meclis toplantısını oturup açıyorum. Herhangi bir gündem dışı söz almak isteyen veya madde önerisi olan var mı? Önce onu sorayım. Buyurun. İşin sonunda gündemi alayım ama öncesinde alalım başvurumuzu. Bayram öncesi Pozantı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda bulunan ihtiyaç sahibi meclis hemşehrilerimizin listesi baz alınarak emekli hemşehrilerimize bir defaya mahsus 2000 Türk Lirası bayram yardımı yapılmasını ve Pozantı Belediye Meclisimizin gündemine alınmasını talep ediyoruz. Gündem almak için oynuyorum. Düşünceniz. Oylamayın. Ya oylayalım o zaman. Şöyle göre gündem almak için. İki tane de belediye başvuru yapmış olan gündem dışı madde var. Bir tanesi ilçemizde Arif mahallesinde bulunan kırsal kaldırma alanının köy gelişim sahasının tamamını kapsamadığından su faturalarında ciddi derecede fiyat farkı oluşmuştur. Bu nedenle vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu mağlup yaşamaktadır. Belediye meclisince olaylanan kırsal kaldırma alanı sınırının 700 gündemini alarak genişletilmesine talep edilir diye Dağdemir Köyü Muhtarı Refik Günan tarafından bir talep vardır. Yani buradaki biliyorsunuz ama ben açıklık yapayım. Köyümüzün sağ tarafında suyun tonu 6 lira verirken sol tarafında 15 lira veriyor. Bunun birleştirilmesi için meclis sekreterimizin talep etmiş. Onaylamaya sunuyorum. Ve yine ilçemizde Anayol üzerinde bulunan şöyle dilekçeyi okuyayım. Adanaylı Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi E-150 Caddesi No.99 138 ada bir parsel üzerinde faaliyet gösteren Tünel Otomotiv Restoran Limited şirketi olarak bahsettiğim belirttiğim adresi içkili yer ruhsatı almak istiyorum. İçkili yer tespiti yapımı hususunda meclis gündemine alınmasını istiyor. Onayınıza sunuyorum. Açılış ve yoklamada. Şimdi açılış ve yoklamada Fikriye Hanımefendi, Fikriye Kozan Hanımefendi mazeret bildirmiştir. Oylamanıza sunuyorum. Mazeret kabul edilmiştir. Açılış konuşması sonra geçen hafta, bu hafta pazartesi günü tek izledik, meclis üyelerimizle katılım sağlayan, yorumumuza göre katılım sağlayan arkadaşlarımızla, abilerimizle bir toplantı yaptık. Ben gayet verimli de olduğunu düşünüyorum. Ahmet abiyle de gün sabah konuştuk ama geçen mecliste 3 milyon almış olduğumuz borçlanmanın dekonlarını, makbuzlarını orada göstermiştik. Tekrar göstermeniz icap ederse getireyim. Orada bakmıştınız. Bunun için de teşekkür ediyorum. Yani burada yapmış olduğunuz borçlanmalara vermiş olduğunuz onay belediyemizin ihametlerini, hareket alanını geliştirmiştir. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde bu zamanın menfaatine o yaşlarla beraber olmaya her meclis olacağı gibi meclise davet ediyorum. Teşekkür ederim. Meclisimizin ikinci maddesi Mayıs 2024 ayı toplantı kararı tutanaklarının belediye meclisine sunulup onaylanması teklifi var. Dağıtıldı. Onaya sunuyorum. Oy birliği kabul edilmiştir. Üçüncü madde olarak belediye başkan yardımcımız aynı zamanda meclis üyemiz Mehmet Öner Beyefendi'nin bize başvurusu vardı. Ben pazartesi günü de bunu size izah ettim. Artık ne incelemenin sonunda neye karar verildiyse ben oylamaya sunacağım. Bundan sonrası zaten Mehmet Bey'in talebi üzerine buradan çıkacak kararla olumsuz olursa, mahkeme olumlu olursa zaten konu kapanmış olur. 5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesi gereğince belediye meclis üyesi başkan yardımcısı Mehmet Öner'in ücretini tekrar tespit için görüşme. Normalde 5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesi der ki belediye başkan yardımcısı olarak atanan meclis üyesi, ben bunu kendime araştırdım. Belediyenizde bulunan memur kadrosundaki başkan yardımcısının dengi olmalıdır. Veyahut da belediye başkanının maaşının 1/3 tutarlı olmalıdır. Biz daha önceki ilk mecliste bunu konuştuğumuzda CHP'li Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimizin 6.000 lira teklifini bizim de ricamızda 17.000 lira karara bağlamıştık. Mehmet Bey'in araştırmaları sonunda bunun yanlış olduğunu düşünüyor. Onayını da sunuyorum. Onaylamazsanız toplantı tutanaklarıyla beraber kendisi mahkemeye başvuruyor zaten. Onayını da sunuyorum. Tamam. Mehmet Bey, karar tutanaklarıyla mahkemeye başvuruyor. Boş oldu. Kabul edilmiş. Boş oldu. Kabul edilmiş.
9. maddede mülkiyet ve maliye hazinesine ait ilçemiz Karagöz'e açık mahallesi, 162 adı 9 nolu parsel içerisinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan halı sahanın Bozantı Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmesine dair bir görüşme vardı. Geçen mecliste komisyonda bir yıl geçmesiyle ilgili bir görüş bildirilmiş zaten. Bunun komisyon kararının onayına. Komisyon raporu okuyun. Raporu okuyun. Raporu okuyun. Belediye Meclisi'nin 19.04.2014 tarih ve 2024-14 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ve mülkiyeti mali hazinesine ait olan ilçemiz Karagözakçı Mahallesi 162 adet 9 nolu 71.226 metrekarelik parsel içerisinde 5.146 metrekaresi Adana Valiliği Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne tahsisli olan içerisinde bulunan halı sahanın tahsis edilmesi için Bozantı Belediye Başkanlığı'na yetki verilmesine yönelik görüşmeye başlandı. Yapılan inceleme neticesinde komisyonumuza havale edilen mülkiyeti mali hazinesine ait olan ilçemiz Karakışlaççı Mahallesi 162 adet 9 nolu 21.256 metrekare parsel içerisindeki 5.146 metrekaresi Adana Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis olan içerisinde bulunan halı sahanın Bozantı Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmesiyle ilgili olarak Adana Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş ve ilgili kurum tarafından belediyenin başkanlığına gönderilen 766-50-20 sayılı yazıya istinaden bir yıllık süreyle ortak kullanım talebinin belediyenin başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Komisyonun kararını onayınıza sunuyorum. Oy birliği. Oy birliği kabul edin. Teşekkür ederiz. 5. maddemiz ilçemiz Zafer Mahallesi 203 Ada 12 nolu 1521.90 metrekarelik parselin 5393 sayılı belediye kanununun 18E maddesi gereğince satış hususunda yasal işlemlerin sürdürülebilmesi için belediye encümenin görevlendirilmesi ilişkin görüşme komisyona sevk edilmiştir. Komisyon kararını dinleyelim. Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2024 tarih ve gündemin 6. maddesiyle komisyonumuza havale edilen ve ilçemiz Zafer Mahallesi 203 adam 12 nolu 1521 metrekare parselin satışının yapılmasına esas görüşülmesine başlandı. Yapılan inceleme neticesinde ilçemiz Zafer Mahallesi 203 ada 12 nolu parselin 1/1 ölçekli uygulama imar planında yönçok 18.50.1.40 konut alanı olarak planlandı. Söz konusu parselin evveliyatında 203 ada 1-2-3-4-9 nolu parsellerin tevhid edilerek 12 nolu parsel olarak tescil gördüğü anlaşılmıştır. Mülkiyeti Belediye'ye ait ilçemiz Zafer Mahallesi 203 adı 12 nolu parselin bulunduğu alanda gerek yüz ölçüm ve gerek meslek yüksek okuluna yakın olması, etrafın meskun yerleşim yeri olması düşünüldüğünde ileride kurumların ihtiyaçlarında kullanmak üzere arsa ve arsalara ihtiyaç oluşacaktır. Söz konusu Belediye'ye ait Zafer Mahallesi 203 adı 12 nolu parselin kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasının daha uygun olacağından üye komisyon başkanı Ahmet Sarıaslan, üye Atilla Korkmaz ve üye Burak Köse'nin köse olarak taşınmazlı satışın uygun olmadığına dair oyuna karşı diğer üyeler İsmail Ergün ve Kamil Ergün olarak söz konusu mülkiyetin belediyeye ait ilçemiz Zafer Mahallesi 203 ada 12 nolu parselin civarında oluşacak olan nüfus ve meskun yerleşim yoğunluğu oluşması halinde söz konusu parselin civarında 1/1 ölçekli uygulama imar planı ile kurumların kullanımına esas getirince alan ve sosyal donatı alanı oluşturuldu. Ayrıca belediyenin görev ve sorumlulukları olan hizmetlerine devam edebilmesi ve taleplerin karşılanabilmesi aşamasında esnaflara borçların ödenmesinde taşınmalı satışının yapılmasının daha uygun olacağından talep edilen satışın uygun olduğuna dair oy kullanarak karar verilmiştir. İlçemiz Zafer Mahallesi 203 adı 12 nolu parselin satışını üye komisyon başkanı Ahmet Sarıaslan, üye Atilla Korkmaz ve üye Burak Köse'nin satışının uygun olmadığı oyu ile üye İsmail Ergin ve üye Kamil Ergin satışının uygun görüşü doğrultusunda 3 red oyuna karşılık 2 kabul oyu ile satış talebinin oy çokluğu ile uygun olmadığına karar verildi. Komisyon kararı oranınıza sunuyorum. Çoğunlukla kabul. Yani komisyonda geldiği şekilde kabul mu? Aynı şekilde. Aynı şekilde. Aynı şekilde. 6. maddemiz ilçemiz Aşırı Ekim Mahallesi 137 adı 12 nolu parselinde bulunan
164.184 metrekarelik belediye hissesinin 53.5393 sayılı belediye kanunun 18'e maddesi gelince satışı hususunda yasal işlemlerin sürdürülebilmesi için belediye encümenin görevlendirilmesine ilişkin görüşüme komisyona sevk edilmişti. Komisyon kararını dinleyelim. Belediye meclisinin 0.105.2004 tarihli gündemin 5. maddesiyle komisyonumuza havale edilen ve ilçemiz aşçı vekili mahallesi 137 adı 12 nolu parselde bulunan belediye hissesi olan 164 metrekarelik hissenin satışının yapılmasına esas 25.02.2024 tarihi ve 2024-15-19 sayılı taşınmazlar. Diğer hisseden Ahmet Özgür'ün meclisiyle yine belediye hissesi olan 164 metrekarelik kısma park talebiyle aşçı vekili muhtarı Dünya'nın Ortaköylü'nün 24.04.2024 tarihi ve 2024-1889 sayılı dilekçelerde belirtilen hususların görüşülmesine başlandı. Yapılan incelemeler neticesinde ilçemiz aşçı vekili mahallesi 137 adı 12 nolu parselinin 1/1 ölçekli uygulama imar planında ayrı nizam 2 kat konut alanı olarak planlandığı, söz konusu parselinin evveliyatında 137 adı 4 nolu parsel olduğu, parselin kuzeyinde bulunan tescil harici yerin 1/1 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda ihtasının gerçekleştirilecek ihtas edildiği, ihtas edilen 164 metrekarelik kısmın 4 nolu parsel edilerek 12 nolu parsel olarak teşhir gördüğü anlaşılmıştır. Söz konusu ihtas edilen alana ilişkin talepler değerlendirildiğinde aşçı vekili muhtarı Dünya'nın Orta Bölü'nün dilekçesi yönünde söz konusu yere ilişkin talep incelenmiş, alanın 1/1 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlandığı, park olarak planlanmadı, alana park yapılabilmesi için imar planı ile ölçülmesi gerektiği, yine ilçemiz aşçı vekili mahallesi 140 adı 2 nolu parselde hala hazırda park bulunduğu görüldüğünden aşçı vekili mahalle muhtarının talebinin oy birliğiyle uygun olmadığına, aşçı vekili mahallesi 137 adı 12 nolu parselde diğer hisseler olan Ahmet Özkan'ın dilekçesi yönündeki söz konusu belediye hissesinin tarafından yapılması talebi incelenmiş, söz konusu 137 adı 12 nolu parselin evveliyatı olan 4 nolu parsele ihtas edilen kısmın hisseler Ahmet Özkan tarafından kullanılmamakta ve taşınmaz üzerinde kendisine ait hisse üzerinde mevcut yansımın olduğu, güneydeki yola cephesinin bulunduğu da göz önünde alındığında 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesi kapsamında ihtas edilen kısım ile parselin mevcut boyutları ele alındığında satışının yapılmasıyla parsele inşaat yapma olanağının etkilenmediği görüldüğünde ve mevcut mahallede belediyeye ait yer sayısının sınırlı olması ileride belediye tarafından faydalı alan olarak kullanılabilmesinin mümkün olduğu görüldüğünden satış talebinin uygun olmadığına oy birliğiyle karar verildi. Oylamaya sunuyorum. Şimdi 7. madde, parantezi direkt durumuna ilgili konuştuk. 7. maddeyi okuyayım. Sonra görüşlerini aldık. Oylamaya sunuyorum. Mülkiyeti belediyemize ait içerisinde vatandaşlarına uygun müstakil veya ve hissedarı olduğumuz etkin hissedik taşınmazlarının 5393 sayılı belediye kanunu 18'e maddesi gereğince satışı hususunda yasal işlemlerin sürdürülebilmesi için belediye encümenine görev verilmesi ilgili görüşme. Bu satış eğer gerçekleşir, bu satışta ilgili onay alınır da önümüzdeki süreçte bu satışlar gerçekleşmez döneminde de 12, 24, 36 ve 48 ay olarak ve yasal faizlere, politika faizlere uygulanarak bu şekilde vatandaşlara sunulacaktır. Bu şekilde ciddi manada bir talep var. Zaten ekli listeyi incelediniz. Sayın avukatım, grup sözcüsü olduğunu size söylüyorum. Şimdi bizim pozantımızın, hani maddeyi okudum ben normal anlattım. Pozantımızın kanayan bir yarası var. Bu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de Cumhuriyet İttifakı'nın seçim döneminde ikisinin de seçim vaadiydi. Bu bence seçim vaadinden çıkarılarak vatandaşın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve burada tek parsel, belediye ait olan tek parsel satışı talebi yok zaten. Ancak vatandaş 50 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce mi yaptırmış? Buraların milyonlar arazileri iken belediye devrolmuş, ormanlar arazisi devrolmuş. Ve vatandaş zaten buralara eşimizi ödüyor. Birçoğunda yapı kullanma izin merkezi var. Vatandaşın bununla ilgili, buraya her gün gelip talebi var. Diyor ki, yani biz 50 yıldan beri burada oturuyoruz. Arsa sizin, ev bizim.
Artık burayı diyor bir meclis kararıyla bağlayın, bir bedel çıkarılsın. Bu bedelde kurulacak komisyon tarafından belirlenecek. Bu bedel doğrultusunda zaten daha önce alınmış meclis kararları var bu komisyonların rakamları ve fiyatlarıyla ilgili. Vatandaşlarımızı çağırıp biz Pozantı Belediye Meclisi olarak bütün partiler karar aldık. Böyle bir isteğimiz vardı. Bunu buyurun onayını aldık. 12, 24, 38, 48, 32 ve 48 ay vadelerle şu politika faizlerle, şu faizlerle satış yetkisini aldık. Gelin 50 yıldan beri arsası sizin, evi, arsası bizim, evi sizin olan yerlerinizi size satalım. Tapunuzu alın, ölmeden tapunuzu cebinize koyalım diye bir düşüncemiz var. Bununla ilgili bilmiyorum grubunuzla ne görüştünüz, sizin önerileriniz nedir? Şöyle başlayalım, ben bir söz hakkı alayım. Şimdi bizim de partimizin seçim beyanında yer aldığı üzere buradaki vatandaşlar sorunu çözmekte hani herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Ancak belirtmemiz gereken iki üç farklı sorunları hemen söyleyeyim. Bu da bizim hani ileride suistimalin önüne geçmek açısından. Çünkü bugün bu vatandaşlar 34 yıldır burada yerleri var ama yarın öbür gün işte Tekirdağ, yayla bölgelerinde işte belediyenin arsasına gelip biri ev yapıp hemen daha ne sizin ama ekli istiyoruz bak. Orada da sahip belirtiyoruz. Yok yok. Emsal oluşturmamaz için o vatandaşlara yönelik de emsal olmaması için. Bu ekli sen dışarı çıkamazsın. Tamam. İsteyin geliniz. Ben de öyle. Yok. Ekli listenin zaten dışına çıkamayız ama bunu da vatandaşlarımla nefret bakayım. Bu kayınlarımız olan bir şey. Yani bilsinler. Tabii. Çünkü daha öncesinde de işte yıllardır maraz meselesi üstüne. 2017'den sonra mesela yapıldı bu araziler, alınmaya çalıştık, iptal oldu. Biz sadece bu ekli listedeki taşınmazlar yönünden veriyoruz. Ekli listedeki taşınmazları da zaten ben detaylı olarak inceledim. İnceledik. 2 hafta bir süreniz oldu. Taşınmazların tamamı ciddi anlamda hani sadece evin oturduğu yer kadar yani. Bir metrelik yere 200 metre ev oturtturup kalan 800 metreye de bu şekilde verilmiyor gördüğümüz kadarıyla listelerde. Dolayısıyla bu uzun yıllardır meclisi ödeyen evi olan bu vatandaşların... Ya da evi olan bir kısmı kendinin bir kısmı belediyenin olan hissedarı olduğu örnek veriyorum. 1000 metrekare bahçemizin içerisinde adam evi var. 200 metrekaresi bizim. 800'lü adamın. Adam olmak için başvuruyor ama yetkimiz yok. Bu tarz ve ekli listede olan yani ekstra o değil sizin dediğiniz gibi suistimal etmeden tabii. Sadece bizim öncesinde gruplar olarak görüşmemiz, sizlere sunduğumuz neticesinin dışına çıkmadan suistimal önüne geçerek bir teklif tutuyor. Bununla ilgili düşünceniz ben de tahmin ediyorsam olumlu diye düşünüyorum. Ekli listedeki taşınmazları da ya Okan Bey'den bir rica etsek tek tek hani hızlıca bir çünkü 76 tane civarı diye söyledi. Yani bunu da o taşınmaz listesi de o kararda geçsin ister mi sanki? Karar metni olacak zaten işte şöyle. Karar metni o eklemeden tapu satışa izin vermiyor zaten. Ya, o mecbur zorunlu zaten. Beraber yeni atarız. Tamam. Yani bu listedemizde ve ben listedekiler ayrı oldu. O kadar önce herhangi bir sıkıntı yok zaten. O zaman tekrar maddeyi okuyayım. Bu arada da teşekkür ediyorum. Uygun düşünceleriniz için. Çünkü gerçekten Pozantı'nın kanaya yarası yıllardır bu istihdam, yani suistimal edilmiş, bu insanlara sunulmamış böyle bir teklif. Biz Pozantı Belediyesi meclis üyeleri olarak bunu sunuyoruz. Tabii bu vatandaşın kararı. Yani bu da bir 2 yıl kadar bir zamanı var zaten. Vatandaş bugün başvurmasında yarın 3 ay sonra başvurur. 6 ay sonra arabasını satar başvurur ama yıllardır üzerinde kiracı olduğu evinin tapusunu alır, ölmeden cebine koyar. Buna destek verdiğinize teşekkür ediyorum. Mülkiyeti belediyemize ait, içerisinde vatandaşlarımızın evi bulunan müstakil veya hissedarı olduğumuz, Pozantı Belediyesi olarak hissedarı olduğumuz ekli listedeki taşınmazların 5.393 sayılı belediye kanunu 18E maddesi gereğince satışı hususunda yasal işlemlerini sürdürebilmesi için belediye hemşirmenin görevlenmesine ilişkin bir görüşmeyi onayınıza sunuyorum. Oy birlikte kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 8. Pozantı, bir de şunu da söyleyeyim, kamerada kaydetsin özellikle. Burada samimiyetinize teşekkür ediyorum. Zaten biz yasa gereği Danıştay kararlarıyla beraber hissedar olduğumuz arsaların metrekaresine bakılmaksızın bizim samimiyetimiz var elbette.
Yani bunun için meclis kararı gerekmiyor. Ama biz ben burada yani bunu inceledik. Yasal mevzuatını oluşturduk. İmar hukukatlarıyla bunu netleştirdik. Doğru mu Hanım Bey? Ama biz böyle bir suistimali yapmıyoruz. Yine sizin onayınıza sunduk. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yani bir şeylerin kendi cebimizde bir şeylerin peşinde değiliz. Burada hep beraber bir karar verip hep beraber yürüyelim istediğim için size sundum. Yoksa ben bunları zaten encümen kararıyla meclise sorulan saatlerde yapma etkimiz var mı bilginiz olsun. Bunun da kanun maddesini sana getirdim. Müstakiller olmuyor. Müstakiller de olmuyor ama hissedar odalarımızda var. Birçoğu da hissedar zaten. %80 de hissedar zaten. Doğru mu? Müstakiller 2'lerin 26'sı tamam. Hisseli, hepsi müstakil. Ama ben uygun görüşünüz ve samimi düşüncenize teşekkür ediyorum. 8. madde boza, pardon, 8. okumadan bir şey söylemek istiyorum. Daha önce de bunu sizlere anlattım, tekrar anlatayım. Basınımıza diyorsun. Şimdi bizim önümüze Büyükşehir Belediyesi'nden bir talep geldi. GES imar planlarıyla ilgili. Bu talepte, bu talebi şimdi okuyacağım, bu talebe buradan olumlu karar çıkarsa pozantılı futbol maçının dışına itilmiş olacak. Yani tribüne gönderilmiş olacak. Sahada oynamayacak. Bunun özü şu. Burada GES'le ilgili bir herhangi bir imar planı çalışması olduğunda herhangi bir GES alanlarından yapılacak kira gelirlerinde Pozantı Belediyesi sahanın dışında kalacak. Bütün gelirler Büyükşehir Belediyesi'nde olacak. Böyle bir teklif de gelmişler bize. Doğru mu imar planı? Biz de ben kendi belediye başkanıma, kendi grubuma sormadım ama benim düşüncem şu. Diyorum ki Pozantı'yı hiç kimse futbol sahasının dışında bırakamaz. Burada bir menfaat bulacaksa önce Pozantı. O yüzden dolayı Pozantı Belediye'mizin maçın dışında bırakmaması için maddeye okurum oyuncu sunar. Pozantı çevresinde yapılan düşünülen GES Güneş Enerji Santralleri ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı harcının ilçe belediyesi tarafından tahsil edilmesi koşuluyla yani küçük bir 300-500 lira para alınması. Pozantı Belediye Meclisi'nin meclisinde uygun görülmesi halinde Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yetki devrine yönelik karar alınması ilgili görüşme. Yani 3-500 lira, 2000 lira ruhsat harcını biz alacağız ama yıllarca oranın kirasını, vergisini Büyükşehir alacak. Normalde şu anki durumda bizim de payımız var. Ama bu meclisten bu onayları geçerse biz maçın dışında bırakıyoruz. Bilginiz olsun, onayda sunuyorum. Ben Başkanım, daha önceki pazartesi de görüştüğümüzde imar komisyonuna sevk edildi. Tamam, imar komisyonuna sevk edildi mi? Evet. İnşallah imar komisyonuna evet. Reddi çıkar. Çünkü buradaki herkesin derdi Pozantı olur. Pozantı diyebiliyor. Evet. 9. maddemiz. Aşıbekir Mahallesi, Kumaylı Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Sınırının genişletilmesi talebine ilişkin görüşme. Daha bir şey sonra getirdi. Bu önceki başımızdı. Mahalle muhtarı Bünyamin Ortaköy'ün dilekçesi. Bunu da imar komisyonuna sevk ediyorum. Sevk ediyorum. Teşekkür ediyorum. İlçemiz Akçadaki Üçoluk Mahallesi 516 adı 245 ve 246 nolu parselin kısmen imar yolu olarak kanunlaştırılması yönünde alınan Pozantı Belediyesi'nin Belediye Meclisi'nin 17-12-2021 tarihinde 2021-45 sayılı kararını iptal edelim. Gazi Adamazan'ın dilekçe görüşülmesi var. Bunun da imar komisyonuna sevgini talep ediyorum. Şimdi gündem dışına geçiyoruz. Normal gündemlerle bitti. Ahmet abi senin tavsiyenin üzerine imar komisyonunun görevlerini öğrendim. Teşekkür ederim. Bundan sonra her şeyi imar komisyonuna sevk edeceğiz. Diğerlerini de öğrendim yani. Akşamları da çalışıyorum. Birincisi emekliler. Efendim abi. Birinci madde emekliler başkanım. Evet. Şimdi abinin talep üzerine bayram öncesinde Pozantı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan bulunan ihtiyaç sahibi emekliler ve bizim yapacağımız duyuruyla da bunu da ben biraz geliştirmek istiyorum. Tabii olay sizde. Duyuruyla da ve sosyal yardımlaşmanı alacağımız destekle, yani herkese değil, işte onların kriterleri var. Evdeki yaşayan kişi başı sayısı, gelir sayısı. Buna göre hemşehrilerimizin listesi baz alınarak emekli hemşehrilerimize bir defaya mahsus 2000 Türk Lirası bayram yardımının yapılmasını Pozantı Belediye Meclisi gündemine alınması talebimiz kabul edilmişti. Bu yardımın
yapılmasını onayınıza sunuyorum. Oy birliği. Oy birliği kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Yine ilçemiz Dağlıbi Mahallesi'nde onanan kırsal kalkınma, daha önce onanmış kırsal kalkınma alanının köy gelişim sahasının tamamını kapsam adından su faturalarının ciddi derecede fiyat farkı olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu mağduriyet yaşadığından belediye meclisinde onaylanan kırsal kalkınma alanı sınırının meclis gündemini alınarak genişletilmesini talebini istiyorum. Dağlıbi köyü muhtarı Refik Günan 07.06.2024 tarihli dilekçesi imar komisyonuna sevkine uygun mudur? Başkan Tamış da var. Tamış da var. Aşırı ekibiyle daha iyi başlar. Bir de Tamış'ın dilekçesi yok. Bak, verdi mi dedim? Verdi. Sen verme. Ben de sordum. Sen verme. Baksınlar varsa siz de uygun görürseniz o da alırsın. Şimdi Bozantı'mızda yaklaşık 500 metrelerde ruhsatı bulunan ama 500 metre geriye ruhsatı olmayan bir alkolü restoranın talep ettiğiniz bana da az önce geldi. Tabi takdir sizin. Adana ili Bozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi D-150 Caddesi'nde 1999 138 adet bir parsel üzerinde faaliyet gösteren Tünel Otomotiv Restoran Limited şirketi olan bahse konu belirttiği adrese ilişkili bir yer ruhsatı almak istiyorum diye 04.06.2024 tarihinde bir başvurusu var. İçkili yer tespiti yapımı hususunda meclisimizden çalışma yetki ve görev istiyor. Evet. Yanlış bilmiyorsam bu da imar komisyonu. İmar komisyonuna şehircilik İmar komisyonuna sevgi uygunumdur. Teşekkür ediyorum. Şimdi izlik bir sıkıntı yok hani alabilsek şu anda da alırız ama ben kamerada kayıp da süre de aykırı olabilir diye düşünüyorum. Keşke başta getirselerdi imar komisyonuna hemen sevk etseydik ama yani sanki şimdi alma usulü mü olur mu bilmiyorum yani. Yani şöyle ben bir soru yok. Şimdi şöyle dediğim, yoksa sevk edilsin. Kanunen usulünde bence bir sence yok. Başta, doğru, önce olmak gerekiyor. Almak gerekiyor. Ama şu var, hepimiz Bozantı'ya ve buranın 21 mahallesi hizmet için buradayız. Bir ay daha şükür gitmeyelim. Bir de zaten şey için, imar komisyonunda 2-3 köy gördü ya, onlar zaten birerde açıyor. Yani şimdi imar komisyonu görevi, ameliyatı çalıştık. Kamşı'da açarsan sanki bizi koşturuyorsun. Abi bir ay bekleyeceğiz. Şimdi biz bunu, Bozantı şöyle, bunu almaya uygun mu sizce? Kamışlı Mahallesi zahmet edecekler. İlçemiz Kamışlı Mahallesi'nin onadan kırsal kalkınma alanının köy gelişim sahasının tamamını kapsam adından su faturalarının ciddi derece fiyat farkı olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu mağduriyet yaşadığından belediye meclisine onaylanan kırsal kalkınma alan sınırının meclis gündemini alarak genişletmesini talep ediyorum. Diye 28.05.2024 tarihinde Kamışlı Muhtarı Hayri Erişen'in talebi var. İmar komisyonunda görüşülmesini onaylıyorsunuz. Başta komisyona kararlanmıştır. Teşekkür ederim. Başta bir bilmem aldı. Az önce komisyona tamam.